Ben bu işin nasıl olması gerektiğini söylüyorum. Futbolcuya nasıl söylenmesi gerektiği işin başka bir boyutu. Şimdi Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 tura eşleşmelerine hep beraber bir göz atalım. Borges 3. bölüm başlıyor. Ballon d'Or rüya takımını seçti. 140 gazetecinin oylarıyla beraber en iyi 11 yani tüm zamanların en iyi 11'i. 3 kategoride birinci, ikinci ve üçüncü. Ben de çok keyifli buldum kadroları. O yüzden burada biraz onu işlemek istedim. Mesela birinci yani tüm zamanların en iyi 11'inde. Özellikle bu öndeki dörtlüye baktığınız zaman Pele, Ronaldo, yani Cristiano Ronaldo, Fenomen Ronaldo, Messi, Maradona herhalde geçtiğimiz yüzyıla damga vurmuş 5 isim. Bu konuda sanırım çok fazla bir itiraz da gelmeyecektir burada. Çok fazla insanların tanımadığı yeni neslin daha doğrusu Lothar Matthäus var orada. Bence siz onun son dönemindeki oraya geçmiş halini belki hatırlıyorsunuz ama gerçekten 86 Dünya Kupası, 88 90 özellikle 90 onun tek başına belki de lider olarak Almanya'ya aldırdı Dünya Kupası'nı ve çok 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 iyi bir futbolcuydu. Yani karakterini hiç sevmediğim ama futbolcuk olarak gerçekten benim izlediğim belki de en iyi Alman oyuncu diyebilirim Lothar Matthäus için. 10 numara başladı. Diego Maradona'yı tutacak kadar hareketliydi. Topla hızı inanılmazdı. Daha sonra savunma ve liberoya kadar ilerledi. Burada mesela Lev Yashin var. Ben izlemedim tabii ki. 58, 62 62-66 Dünya Kupalarında oynadı. Yani 22 yıl boyunca Dinamo Moskova formasını terletti ve 150 penaltı kurtardığı söyleniyor. Ben şeyde falan biraz dedim yani YouTube'da kurtarışlarına baktım. Sürekli siyah giyiniyor. Siyah aktopat kolları şeyleri uzun olduğu için iyi kurtarışları da var ama muhtemelen tüm zamanların en iyi kalitesi ödülünü zaten 2000 yılında da almıştı. Bunu yorumlamak çok zor. Zaten böyle farklı dönemlerin kıyasını yapmak gerçekten çok güç. Dolayısıyla bugün bunu bir şey diyemeyeceğim ama diğerleri hemen hemen bizim daha fazla bilgi sahibi olduğumuz. Mesela Maldini. Bence Maldini üçlüde sol stoper olmalı. Hem sol bek hem sol stoper oynadı. Frans Beckham var desen keza aynı şekilde. Kafu için, Kafu artık yerleşmiş bir şey. Ee, çok iyi bir sabek ama Kafu, Dani Alves gelir mi? Atıyorum. Philip Lahm gelir mi oraya? Kafu'nun yeri biraz daha karakter olarak çok büyük. Brezilya 3 5 kişisinin Roberto Carlos'la beraber anlatan isimlerden birisi. Çok da iyi performans gösterdi ama burada ilk etapta, ilk baktığımızda enteresan gelen tek isim belki de oraya yakışmadığını düşünen çok isim bence Xavi olacaktır. Ben iki tane soru soracağım. Birincisi buraya Zidane'ı koysa kim ne diyebilir? Xavi ve Zidane arasında bir fark koysanız hangisini alırsınız? Hatta aslında daha başka bir şey yapalım. Hani elinizde 20 yaşındaki iki oyuncu var. Xavi Iniesta. Hangisini alırsınız? Xavi'yi çok seven bir futbol sever olarak söylüyorum. O yüzden Xavi'nin oraya çok yakışmadığını daha mesela Zidane gibi. Yani Zidane'ı da oraya koyduğumuz zaman Mateus Zidane bir de iyi bir ikili olur. Her ikisi de onun her iki yanında var ee, vesaire. Zaten bu kadro belki bu 11 ayakta duramaz da hani ee, biraz şey yapılmış Hepsini alalım diye hücum oyuncuları fazlalıkta olmuş. İkinci şeye bakalım. de işte Zilan'ı koymuşlar. Bence Xavi'nin yeri burası bu arada. Xavi aynı zamanda bence Iniesta'nın yeri de burası bu arada. Şimdi Ronaldinho aslında belki Ronaldinho hepsinden... <laughs> yani en az bir maradona seviyesinde yetenek olarak ama hem Ronaldinho hem belki garincha garincha da hep pelenin arkasında yani hakkının yenilen yenildiği söylenen oyunculardan birisi ya yani biraz arkalardan izliyoruz. Carlos Alberto hakkında çok fazla aman aman bir bilgimiz olmayacak ama barezi Roberto Carlos tartışmasız bir önceki listede mesela Maldini yerine Roberto Carlos Hayır yani aslında Maldini yerine değil de Pele yerine oluyor. Üçlü savunma olduğu için yani Roberto Carlos dünyanın en iyi sol bek olarak geçebilir. İnanılmaz. Buffon kaleciler konusunda çok ciddi tartışma var. Buffon burası mı? Yani çok insan mesela Casillas'ı koyan var, Manuel Neuer diyen var ama herhalde bu fon karakter olarak da çok uzun yıllar o üst düzey oynaması sebebiyle de bizim çağın kalecisi oldu. Pirlo, Ricard tartışmasız. Di Stefano kadar gidersek kaşı falan da almak durumundayız. Ronaldinho, Cruyff, Garincha. 3 yani üç tane de aslında tam bir dokuz numara koymamışlar buraya. Ben burada şeyi merak ediyorum tabii. Şimdi Matius'u gördük, Beckenbauer'ı gördük. Alman futbol açısından söylüyorum. Ama bu ikisine sorsak Almanların en iyi futbolcusu Gerd Müller. Nevi bir de var, ne iki de var, ne de üç de var. Yani bir de bu tarz listelerin sanırım iki farklı şeyi var. O bunu Ronaldinho veya Van Basten, Marco Van Basten üzerinden yapabiliriz belki. İki farklı detay var burada. En iyi futbolcu mu bir yıl bile oynasa yoksa en iyi performans vermiş futbolcu mu? Bu ikisi farklı şeylere giriyor. Mesela Ronaldinho çok futbolcudan daha iyi ama oynadığı süre çok kısıtlı. Keza Marco Van Basten'in sakatlıklar aldı ama ona rağmen çok büyük bir iz bıraktı. George Best keza aynı şekilde. Üçte baktığın zaman Thierry Henry uzun süre oynadı. Iniesta uzun süre oynadı. Ama mesela Ramos'u burada bence Ramos'u her yere koyabilirsiniz. Bire de koysanız kimse bir şey diyemeyebilir. Bence son dönemin herhalde tartışması en iyi stoperi. Paul Breitner keza kendi çapında. Philip Lahm'la beraber yani Ramos ve Lahm belki de tartışmasız. Çok uzun süre çok üst düzey performans vermiş iki oyuncu. Kimler gelebilirdi. Yani böyle çok eskiye gittiğin zaman Puşkaş'ı, Esebio'yu vesaire de burada görmek gerekirdi. En önemlisi Gert görmek gerekirdi belki de. Ama 2 çok karışık, çok şey itiraz gelebilir ama 1'e geldiğinde sadece şavini kaldırıp oraya Zidane'ı koyduğumuz zaman çok güzel bir 11 olabilir. Bence bu arada ben en çok şeyi merak ederim. İzlediğiniz sizin döneminin en iyi 11'i. Yani dönem kıyaslaması yapmadan 2000 ile 2020 arası yani son 20 yılın mesela en iyi 11'ini seçmek. ya yorumlarda böyle bu tarz şeyler yapılırsa ben mesela kesinlikle dikkat eder okur ben böyle bir 11 belki haftaya size çıkarabilirim yani. Son 20 yılın ya da atıyorum hani 90'dan da girelim. Son 30 yılın en iyi 11'i. Bu daha doğru bir kıyas olur. Şimdi burada... Yevlaşin'le nasıl bu fonu kıyaslayacaksınız yani gibi. Ama döneme vurduğu damga itibariyle belki çıkardığı ses ol açısından o açıdan bakarsak herhalde Messi Ronaldo bu dönemin en iyi ikilisi. Kaleci olarak da bence bence Manuel Neuer. Biraz e, Tiyak'ta geçeyim. Şimdi Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 tura eşleşmelerine hep beraber bir <laughs> göz <görüşürüz>. atalım. <laughs> ee, çok keyifli eşleşmeler olduğunu söyleyebilirim. Birincisi şu açıdan güzel hiçbir zaman için büyük takımların ilk turda birbirleriyle karşılaşıp birbirini yok etmesini genelde istemiyorlar. İstenmiyor ki yarı final ve finalin anlamlı bir şey olsun, içeriği olsun. Hani Mourinho'nun kazandığı o 2004 Şampiyonlar Ligi finali çok az belki izlenmiştir ya da ne bileyim çok az değeri olarak gözüküyor. İzleyenler açısından söylüyorum. Bence kim iyi oynuyorsa o gelsin finale. Kim şanslıysa da. Ama buradan başlayalım. Hiçbir büyük takım diğer büyük takıma karşılamadı. Barcelona ve Paris Saint-Germain hariç oraya geleceğim ama Bayern Münih'ten başlayalım. Bu Bugünlerdeki savunmasıyla bence Lazio veya herhangi bir tehlikeli bir küçük takıma denk gelmemesi Bayern adına şans. Çünkü bugünlerde düşüşte çok ciddi bir yorgunluk var onlarda ama Şubat'ın 16'sında sanırım yanılmıyorsam ilk tur ayakları oynanacağını düşünürsek eğer o zamana kadar Bayern Münih ağır favori olarak Lazio karşısına çıkacaktır. Atletico Madrid-Chelsea şu e, benim gördüğüm e, şu 8 maç arasında kimin kazanacağına dair en az fikrimin olduğu mücadele olacaktır. Atletico- her takım eleyebilecek bir içeriğe sahip. Yani ne kadar iyi takım olduğundan bahsetmiyorum. İki maçlık bir eliminasyon sistemi içerisinde Diego Simeone Liverpool'a karşına kim çıkarsa çıksın eleme şansının sahip. Grup maçlarından bahsetmiyorum. Eliminasyonda bence bu arada Chelsea'de çok zor bir kural çekti söyleyebilirim. Yani daha başka takımlar Chelsea'nin daha dişine ver olabilirdi. Leipzig Liverpool ikinci kez karşılaşıyor Nagelsmann ve Klopp ve burada özellikle Hoffenheim'la 2018'de Şampiyonlar Ligi ikinci tur maçıydı. Öneleme ikinci tur maçıydı ve orada Arnold Trent'in çıktığı maçta çok rahat geçmişti Klopp Nagelsmann'ı ama o zamanki Hoffenheim ve o zamanki Nagelsmann yani 31 yaşındaki Nagelsmann ilk defa Şampiyonlar Ligi, ilk defa Avrupa Arenası ve çok şeyde yeniydi. Hoffenheim da keza aynı şekilde yeniydi. Ama bugün Leipzig geçen sene ne yaptığını biliyorsunuz. Hedefi artık yarı final değil final veya kupa ve o kadroya da sahip. Manchester United'ı istediği zaman nasıl kolay götürdüğünü de gördük. Son dakikalarda iş biraz heyecana girse de dolayısıyla savunmanın bu kadar problem yaşadığı Liverpool'da Şubat ayında karşılaşacaklar ama o zamana kadar Van Dijk de gelmeyecek devre arasındaki hamlelere bakmak gerekir ama şu gün Leipzig bir tık daha önde bence ee, geçebilir. En azından o gücü var. En azından %50-50. Liverpool çok ağır favori demiyorum. Sonra e, Juventus, Porto bence Juventus ama en önemlisi Barcelona Paris Saint Germain maçında bence Paris Saint Germain Barcelona'ya şans tanımayacak. Bugünküden bakarsak ama o günlere doğru yine bilmiyoruz. Sevilla Dortmund, Dortmund'da terz için performans çok önemli. Şimdi gönderdiler Lucien Favre'yi. Bence doğru bir hamleyle gönderdiler. Lucien Favre'ye gitti. Marco Rose ile anlaştı diyorlar ve Edin Terzic bizim de yakın tanıdığımız Edin Terzic takımın başına çıkacak ve bu maçları da oynayacak. Çok büyük bir aksilik olmazsa Haziran 30'a kadar sözleşmesi var. Sevilla bence Lucien Favre ile gitseydi Sevilla'nın şansı bir tık daha fazlaydı ama bugünkü konumda Edin Terzic ile beraber muhtemelen daha iyi konumda bir Dortmund çıkacaktır oraya. Haaland iyileşeceğini düşünürsek çok keyifli bir şey. Atalanta kendisine gelse, bir sezon başındaki Atalanta olsa belki de en çekişimli, en keyifli maç bizi bekliyordu Real yani Madrid karşısında. Ama ben burada asıl değinmek istediğim konu şu ki Mönchengladbach Manchester City maçı maçında Gladbach'ın sürpriz yapma ihtimali var. Neden sürpriz yapabilir kısmı benim bugünkü Borges'in 3. bölümünde size anlatacağım hikayenin içeriğini oluşturuyor. Bu açıdan da çok önemli. Çünkü benim kendi kişisel hikayeme benzer onun çok daha başarılısı diyelim. Çok daha büyüğü aynı yollardan geçmiş olsak da Gladbach'ta bir adam var ki onun hikayesi gerçekten ilgi çekici olabilir. O yüzden o adam yüzünden belki de Manchester City'ye karşı, Manchester City gibi ne yaptığını bilen, organizasyonu çok net olan bir takıma karşı Marco Neuzer'in ve Gladbach'ın şansı var. İşte şimdi de Renemar için hikayesiyle karşılaşacağız. <laughs> Borges'in ilk bölümünde blok yazdığımı, oradan kulüplere giden yoldan bahsetmiştik size. Bunun daha güzel bir örneği var. 2011 yılında 5 kafadan arkadaş, genç arkadaşlar, beraber futbol konuşmaktan keyif alan ama biraz farklı konuşan 5 arkadaş bir araya gelip Almanya'da Spielverlagerung.de diye bir site açıyorlar bir kısmı Avusturya'dan, bir kısmı Almanya'dan. Ama niyetinde diller ortak Almanca ve futbol taktikleri üzerine inanılmaz içerikler üretmeye başlıyorlar. Çok genç yaşlılar. O zaman mesela Rene Maric 18, Tobias Eşer aynı. Hepsinin de farklı farklı meslekleri var. Sadece Rene Maric Avusturya'da bir köy takımında çocukları antrene ediyor. Yani antrenörlük diploması için uğraşmaya başlamış. En küçük en alt seviyeden başlamış. Devam ediyor. 2011'de öyle bir içerikle geldiler ki zaten onların dilini anlamak çok zor ve çok başarılı oldular her şeyden önce. 1, 90 dakikanın analizini yapıyorlar ki yani mesela şöyle bir kaçık futbol kaçkını 5 kişiden bahsediyorum. Ya 1970 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin işte Celtic-Feyenoord maçını 30 bin karakterle anlatıyor. Veya Tobias Escher'de Atıyorum mesela Güney Amerika'daki bir maçı National Palestino 100 bin karakterle anlatıyor. Hatta şey derler daha çok maçı izlemekten daha uzun sürüyor maçın analizini okumak. O kadar içerikli ve en önemlisi kendi dilini ve terminolojisini yarattılar tabii ki. Mesela Gegen Press'in ben ilk defa oradan duydum. Ya buna benzer bütün terminoloji sözlük yaptılar, içerik yaptılar. Çok ciddi bir site yaptılar. Çok ciddi bir başarı kazandılar. Okunmaya başladılar. René Marit şey diyordu. Ya ben kendi köyümde Avusturya'da bunu yaptığım zaman bir kimseyle konuşamıyorum ama internette işte bir işte binlerce kişi okuyor. 200 200 e, geri dönüş alıyoruz. Cevap yorum buluyoruz. Dolayısıyla keyif almaya başladık. Yapmaya devam ettik. Sonra ne oluyor? Asıl önemli kısım bu. Bir gün Myntsta çalışırken Thomas Tuchel onun yardımcısından mail alıyorlar. Thomas Tuchel kendi oynadığı bir maçın analizini ona okutmuşlar ve Tuchel çok şaşırmış. Yani tamam bunlar doğru ama bunlar bunu nasıl bilebilir? Bu içerik bana ait ve bunlar nasıl bilebilir? Tanışmak istemiş. Hatta Thomas Tuchel çağırmış bunları. Futbol hakkında konuşmuşlar. Daha sonra o sezonun sonuna doğru sonuna kadar şey yapmış. Belli küçük görevler verilmiş. Oyuncu ve daha çok rakip analiz üzerine. Birlikte ufak bir çalışma başlamış. İlk defa böyle başladı. Dışarıyla ilişki. Daha sonra işin bir de Midland kısmı var. O da gerçekten enteresan. Brentford'un sahibi olan adam aynı zamanda gidip Midland'ı da aldığı zaman tamamen matematik üzerine bir algoritma geliştiriyorlar. Yani o kadar çok bilimsel istilik ve analiz yapıyorlar ki hatta ben bir gün onların bir futbolcusunu analiz ettiğim zaman nasıl bulmuş bunu diyordum Grother Fürtün bilmem neresinden. Tamamen istatistikler, veriler üzerinden bir futbolcuya ulaşıp o futbolcuyu transfer edebiliyorlardı. İnanılmaz bir e, işleri vardı ve tarihindeki ilk şampiyonluğu da bu şekilde kazandılar. Rene Maric de Schpilbergon'daki o çocuk Rene Maric de bu projenin bir parçasıydı. Ona ulaşmışlar ve yardımcı olur musun demişler ki şöyle bir şey söyleyeyim. Şampiyon olduğunda Midland 5 büyüklükte en fazla duran top golü atan takım olması bir yana 5 büyük lig içerisinde bile yok. Her maç minimum bir duran top golleri varmış. Düşünebiliyor musunuz? Ya korner ya dura, şey serbest vuruş. Bu şekilde şampiyon oldular. Bu şekilde inanılmaz bir içerik ürettiler, istatistik ürettiler. Mesela ben söylerim çok kornere 5 kişi giriyor. Bazı takımlar 6, Midland 7 kişi giriyor. Beraberinde kontrol riskini de alaraktan. Atıyorum bir sürü bir sürü şeyler yapmış ama Renamar için ikinci yeri burada oldu. Ama asıl önemli olan detay ise şu oldu ki Marco Rose U18 takımını çalıştırıyor Salzburg'un genç takımını. Ve Renamar işte düşünebiliyor musunuz? Salzburg takımı kendisi hakkında değil de U18 takımının performansı üzerine hayvani boyutta bir yazı yazıyor. sayısız detaylar, 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 analiz, analiz, analiz ve bu Marco Rosi'ye ulaşıyor tabii. Böylesine detaylı ve komplike, inanılmaz bir analiz ve ikisinin arasında tekrardan bir iletişim başlıyor bu şekilde. Zaten Maric, e, Maric'te, Rene Maric'te ne kadar Hırvat kökenli olsa da Avusturya'da yaşıyor. Avusturya'daki bir köy takımı çocuklar antren ediyor. antrenörlük yapmaya çalışıyor ufaktan ve bir noktada Rene Maric artık beraber çalışabilir miyiz diyorlar. Çalışmıyor başlıyorlar 2016 2017 İlk sonucu size söylüyorum. Salzburg kulübü 2016-2017 Şampiyonlar Ligi Yot Ligi'ni kazandı. İlk defa. Yani 18 yaşa, 19, yaşa, 19 yaşa ile 19 yaş Şampiyonlar Ligi genç takımın genç liginde direkt şampiyon oldular. Paris Saint Germain'in bilmem çok iyi olduğu bir turnuva düşünün. Orada ve bu başarısı sonucu Ralf Ragnik onu hemen A takımına aldı. Salzburg'un başına geçti. Rene Marici de asistan koç olarak yanına aldı. Ve oradan hatırlayın Avrupa Ligi yarı finaline çıkmıştı. Lazio'yu her iki maçta da yenerekten hem gol rekoru kırdı hem de ligin en az gol yiyen takımı oldu. İnanılmaz bir başarı sağladı ve Bundesliga'da bütün takımlar Marco Rose ile çalışmak istedi. Yani sadece Gladbach değil o dönem işte Wolfsburg istedi, Gladbach istedi, Leverkusen istedi, Zey istedi, Ye istedi. Max Eber bunu başardı ve Marco Rose'yi Gladbach'ın başına getirdi. İnanılmaz da iyi bir iş çıkarıyorlar. Şimdi eşleşmeye geri dönelim. Manchester City'ye karşı Gladbach. Eğer bir şansı varsa Marco Rose'ye kadar bir futbol freak olarak bilinen, bizim gibi bloklardan gelen, bir maç üzerine sayısız detaylı analizi yıllardır yapmış olan ve bu konuda gerçekten çok iyi olan Rene Maric'in de etkisiyle bence Marco Rose'nin Manchester City karşısında ufak da olsa bir şansı var. Zaten belki bir maraton koşamıyorlar şu anda City. Gladbach Almanya'da 30 maç üst üste kazanamıyorlar ama hatırlayın Hansi Flick döneminde en son yenilgiyi yine Gladbach'tan almıştı Bayern Münih. Baktığınız zaman Inter son saniyede kendi evinde belki burada yenildiler ama kendi evinde de galibiyetten oldu. 2-0 önde olduğu Real Madrid maçını keza sonda kadar da kaybetti. Yani baskı, psikoloji vesaire işin başka bir boyut. Ama taktiksel içerik ve rakibe göre bir kurgu hazırlama ve rakibe tuzak kurma konusunda Marco Rose'nin elinde çok güçlü bir René Maris silahı var. Daha henüz yani 2011'de 18 yaşında olduğunu düşünürsek 27-28 yaşında bu arkadaş yakın zamanda bence yakın zamanda antrenör olarak da gelecektir ve çok başarılı bir teknik direktörlü kariyer olacağını düşünüyorum tıpkı Julian Nagelsmann gibi tıpkı Marco Rosza gibi tıpkı diğer geçmişte futbolcu olmayıp da bilimsel olarak bu işi yapmış diğer e, arkadaşlar gibi şunu söylemek istiyorum son olarak bu Spiegel-Forum.de sitesinde oldukça popüler olduğu zaman dilleri çok ağırdı ve çok eleştiri alıyordu hatta en büyük eleştirileri şöyleydi ne yani futbolcu kalkıp siz işte half space falan mı diyeceksiniz bunlardan anlamaz ki falan diyor Renemarış çok iyi bir şekilde bunu savunuyor ben bu işin nasıl olması gerektiğini söylüyorum futbolcuya nasıl söylenmesi gerektiği işin başka bir boyutu. Yaklaşım çok daha başka bir konudur. Sizin ne yapmak istediğiniz ya da sahada olup biten nedir? Bunu anlatmak bu yazının işidir. Ama futbolcuya bunu geçirmek, duyguyu geçirmek, her şeyi geçirmek çok daha başka bir şeydir. Ve herkesin aman çıksınlar da sahada görelim dediği adamlar sahaya çıktı. Ve gerçekten de sahada da inanılmaz işler yapmaya başladılar. İşte Midland'ın inanılmaz bir başarısı tarihteki ilk şampiyonluğu olsun ya da Salzburg'la daha hemen girer girmez o 17-18 şampiyonluğu olsun ya da Salzburg'un A takımıyla hem savunmada hem hücumda en yakın rakibini açık ara fark ederek şampiyon olup Gladbach'ta inanılmaz bir sözden geçirip Şampiyonlar Ligi'ne ve bugün Gladbach Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa tarihinde üst tura çıkmasının hepsinin ufak da olsa bir parçası tartışmasız René Maric. O yüzden bir şeyi çok istemekle, çok isteyerekten, aşkla ve şevkle yaptığınız zaman gelebileceğiniz yerin sınırı yok. Hep size şey demek isterler. Bulunduğunuz meslekteki büyükler, özellikle böyle en sevmediğim tipolojidir zaten. zaman üstten konuşup ağır, üst perdeden konuşup size çeşitli öğütler vereceklerdir. Bir şeyleri yaparsanız bir sınır gösterecektir. Siz onları hiç takmayın. René Maric gibi bu işin peşinden bu aşkla giderseniz bence insanoğlunun başaramayacağı hiçbir şey yok. Kesinlikle. O yüzden hepimize iyi bir örnek olması açısından. Aynı zamanda City Gladbach maçını belki eşleşmesini farklı değerlendirmek açısından bu hikayeyi anlattım. René Maric'in hikayesinin, kişisel başarısının birilerimize, birilerine belki ilham olur. Belki şevk verir, belki güç verir, umut verir. O açıdan önemli. Soru cevapta bu hafta Yusuf Cebeci'nin sorusunu cevaplayacağız. şöyle bir şey sormuş. Geçtiğimiz hafta benim teknik direktör ve onların görevleri üzerine konuşmam üzerine sportif direktör hani Avrupa'da böyle yürümüyor demiş. Sportif direktör daha fazla yetkiyle hocanın yöneticiliğini alıyor ve hoca da sadece saha içine odaklanabiliyor ve başarı daha kısa sürede geliyor. Sence bir teknik direktörün görev ve sorumlulukları Neler olmalıdır demiş. Şimdi şöyle bir şey var. İngiltere ve Almanya bu konu iyi bir örnek. İngiltere'de menajer diyorlar. Bunun açılımı şudur. Teknik direktör artı sportif direktör. Tabii ki artık İngiltere'deki bazı kulüpler değiştiriyor yavaş yavaş zamanla ama Almanya'da ise teknik direktör farklı, sportif direktör farklı. Özellikle İngiltere'de teknik adam aynı zamanda saha için değil bütçeyi de kontrol eder. Oyuncu transferlerinde de çok etkin rol oynadılar. Tamamen o kulübün aslında idari yöneticisi oluyor. Bir kulübü yönetmek hatta... İşte Ferguson antrenmana bile çıkmıyordu. Mesela Alex Ferguson 12 yaşındaki Beckham'la anlaşmayı imzalayandır. Onu Tottenham'dan Manchester United'a getiren isimdir. Ya da işte kadroyu alttan kuran isimdir. 10 yıl sonrasını da hesap ederek iş yapar. Almanya'da sportif direktör bu işi yapar. Teknik adam sadece saha içerisinde kanalize olur. Uyum olduğu zaman muhteşem bir şey. Ama Türkiye'de benim gördüğüm problemlerin başında bir kere teknik direktör sportif direktörü kabul etmiyor. Sportif direktör tam olarak konumunu algılayamıyor. Bu da ister istemez belli açılan zorlukları getiriyor. Çünkü İngiltere'deki gibi çalışmaya alışmış kabaca bizim teknik direktörlerimiz ve mesela ona sportif direktörün yukarıdan kadro vermesi belli oyuncuları transfer etmesi ya da daha başka konularda onun sınırını çizmesi buna alışkın değil. Bu kim diyor, o kim diyor bu tarz tartışmalar yaratıyor. Ama şunu söyleyeyim, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ikilisinden bahsedeyim. Bugün sportif direktör olarak Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin geleceğine dair önemli bir karar vermek zorunda. Acaba sonuçlar kötü, Erol Bulut iyi mi? Kalsın mı, devam etsin mi? Yoksa bu sonuçlardan ziyade Erol Bulut gelecek Fenerbahçe'den bir gelecek olmayacak mı? Bunun kararını bir iş adamından ziyade Emre Belozoğlu'nu vermesi nereden bakarsa bakalım sağlıklıdır. Bu açıdan sportif direktör aynı zamanda sahanın dışındaki diğer bütün sorunları halledebiliyorsa teknik adam her zaman şanslıdır. Ben sportif direktör, teknik direktör ikilisinden yanayım. Tek başına bir adamın bütün her şeyi kontrol etmesinden ziyade. Uyumsuzluk olursa elbette problem ama belki de bu işin daha iyi yerleşmesi ve algılanması için ihtiyacımız olan şey şu. Sportif direktörlerin görev süresi Almanya'da bir araştırma yapıldığı zaman 80 kulübü baz almışlar. 5.1 yıl. Teknik adamların görev ortalama görev süresi 1.1 yıl. Dolayısıyla sportif direktör öncelikle kulüple özdeşleşmeli ve o daha gelmeden Erol Bulut sonrası herhangi bir Fenerbahçe teknik direktörü direkt Emre'nin kontrolü altında ve Emre ile beraber uyumlu çalışmak zorunda olduğunu algılaması gerekir. Bu hem onun yararına hem kulüp yararına hem de Emre Belözoğlu'nun daha verimli çalışması adına önemli olan etken. Dolayısıyla olması gereken iş sportif direktör artı teknik direktör. Ama bunun konumlanması iyi yapılmalı. İki de bir, iki ayda bir değişmez sportif direktör. Buradaki bizim henüz daha Tam anlamıyla bir sportif direktör modelini görememizin Temel sebebi bu. Max Eberl 25 yıldır Gladbach'ta. Hönes 35 yıl Bayern Münih'te çalıştı. Zorc Dortmund'da kaç yılı buldu? Yani neredeyse 15-20 yılı geçiyor. Bu şekilde olmalı. Minimumu bakın en azı 5 yıldır. En az 3-4 tane teknik direktör denilecek. E, nasıl Emre Belozorlu istifa eder veya gönderilir? Atıyorum Erol But, kötü çıktı. Y'yi getirdi kötü çıktı. Z 4. teknik adamdan sonra ya biz artık bunu değiştirelim. Emre'yi değiştirelim dersiniz. Bu sistem tam anlamıyla henüz Türkiye'de hiçbir zaman yerleşmedi. Te sportif direktör, teknik direktör gözüyle bakıldı neredeyse ya da çok daha kötüsünü Aykut Kocaman yaptı. Direkt teknik direktörlüğü atladı, devamının yerine. Bunlar asla ve asla olmaması gereken işler. Eğer doğru bir şekilde yapılırsa ismine başka bir şey koyabilirsiniz. Sportif yönetim kurulu başkanı, bilmem ne bilmem ne. Ama bu sistem gelecek. E geldiği zamanda bir 5-6 yıl oturursa çok başarılı olur. Teknik direktör de bence çok 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 rahat eder bu konuda ve e Yusuf'un da dediği gibi çok daha başarılı olur kesinlikle.